الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعض سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات اعمالنا، ومن سوء ادابنا، ومن شر اعدائنا، ومن شر انفسنا، ومن كرب ازماننا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Kâlel-Lâhu <laughs> Teâlâ fî kitâbihil kerîm. Bismillâhirrahmanirrahîm. Yâ eyyuhallezîne âmenû. Siz ey iman edenler! Kutibe aleykumu sıyâm. Oruç size de farz kılındı. Kâme kutibe alellezîne min gablikum. Tıpkı sizden öncekilere, yazıldığı gibi size de yazıldı. Allah tarafından, son vahiy tarafından niçin böyle oldu diye sorarsanız eğer, Rabbiniz sizin niçinlerinizi de dikkate alıyor ve cevabını daha sormadan veriyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki Allah'ın sizden beklentisi var. Orucu size yazmakla Allah'ın sizden beklentisi şu: takvaya ermeniz. Sorumluluk bilincinizi geliştirmeniz, sorumlu davranmanız. Sorumluluğun en yükseği Allah'a karşı, varlığın en büyüğü olan Allah'a karşı. Sorumluluğun en küçüğü, varlığın en aşağısına karşı. Taşa, toprağa, suya karşı. Sadakallahu'l-azim ve belleghena rasuluhun nebiyyül kerim ve nahnu ala zelike mineşşahidineşşekirine bi kalbin selim. Değerli dostlar, bugün hutbemiz oruç ve takva başlığı altında olacak. Bugün... 4 Ramazan 1434 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Amin. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Mevla-i Mütealimiz bizi burada topladığı gibi camilerde, cumalarda, ramazanlarda, ibadetlerde. Yarın büyük günde hesabını alın aklıyla verip cennetinde topladıklarından etsin. Amin. Rabbimiz bizi topladığı gibi insanlık ailemizin kayıp çocuklarını iman yuvasında toplasın inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, oruç ve takva bahsi bir hutbeye sığmayacak bir bahis. Malumunuz oruç Farsçadan bize dilimize geçmiş ruze kelimesinden bozma bir kelime. Dolayısıyla gün, bayram belki efendim. Ama orucun Kur'an'daki karşılığı savm. Saum öncelikli manası imsak demek, tutmak. Neden tutmak? İnsanın kendisini tutması. Oruç tutan insan kendini tutmuş olur. Yani hani sen hangi takımı tutuyorsun sorusu var ya. Yani ben beni tutuyorum. Benim tarafımı tutuyorum. Benim tarafımı şeytanın tarafını değil. O zaman Benin tarifi çıkmış oluyor ortaya. Beni nasıl tarif ediyorsunuz? Kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? İnsan ben deyince bir benliği bencilliği gelir akla, bir de ben deyince ben idrak gelir. Ben deyince iç güdüleri nefsi gelir akla, bir de ben deyince ruhu gelir. Ben deyince akla ayartıcı güdüleri gelir özbenliği gelir, bir de ben deyince akla imanı gelir, ruhu gelir. Dolayısıyla ben deyince siz beninizi nasıl tarif ediyorsunuz? Eğer beninizi şeytanın karşısında Rahman'ın size emanet ettiği ruh, içgüdülerin karşısında, zaafların karşısında Allah'ın size emanet ettiği akıl, irade ve vicdan olarak tarif ediyorsanız o zaman ben beni tutuyorum derken ben Ruhu tutuyorum. Ben kalbi tutuyorum. Ben vicdanı tutuyorum. Ben iradeyi tutuyorum. Ben aklı tutuyorum demiş olursunuz. Ondan yanayım demiş olursunuz. Oruç tutmak kendini tutmaktır. İkinci anlamda oruç tutmak kendini tutmaktır. İnsanın başına ne geliyorsa kendini tutamadığı için geliyor kendini tutamadığı için ağzından bir laf kaçıyor ve tren kaçıyor. Ağzından bir laf kaçıyor ve ortalık berbat oluyor. Ağzından bir laf kaçıyor ve dostluk sıfırlanıyor. Ağzından bir laf kaçıyor ve Allah etmesi imanı sıfırlanabiliyor. Dolayısıyla yani ağzımı tutamadım. Başka elimi tutamadım. Elim kırılaydı elimi tutamadım. Elini tutamayınca cinayet işliyor. Elini tutamayınca cana kıyıyor. Elini tutamayınca zulme diyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ayağını tutmak, gözünü tutmak, kulağını tutmak, elini tutmak, yani aklını tutmak her halükarda insanın kendisini tutması bu anlamlara da geliyor. Kendinizi tuttuğunuzda birçok birçok günahtan uzak tutturuyorsunuz. Kendinizi tuttuğunuzda şeytanın ayartısından uzak tutuyorsunuz. Kendinizi tuttuğunuzda Allah da sizi tutmuş oluyor. Esasen de, esasında Rabbimiz sizden yana, problem bizden kaynaklanıyor. Siz kimden yanasınız? Allah insandan yana. Bu tereddütsüz. Bunda hiç kuşku yok. Peki insan kimden yana? Allah senden yana ey kul sen kimden yanasın? İnsanın bu soruya dürüstlükle cevap vermesi gerekiyor. Eğer dürüstlükle itiraf etmemiz gerekirse birçok zaman kendimizden yana olmuyoruz. Allah bizden yana oluyor ama biz bizden yana olmuyoruz. Rabbimiz bizi savunuyor ama biz kendimizi savunmuyoruz. Allah'ın bizi düşündüğü kadar biz kendimizi düşünmüyoruz. Onun için Belki de dinin maksadı budur. Belki de sıfırla dinin maksadı budur. İnsanı kendinden yana yapmak. Tabii bu bencillik değil, ben idraki anlamında. Evet, kendini tutmak oruç tutmaktır. Oruç kendini tutanı, yani orucu tutanı oruç da tutar. Oruç onu tutar. Bırakmaz. Oruç onu şeytana bırakmaz. Oruç onu nefse, ayartıcı benliğe, içgüdülere bırakmaz. Oruç onu ayartıcı her türlü unsura karşı muhafaza eder. Bir zırh gibi, bir kalkan gibi korur. Bu kalkan benzetmesi fakire ait değil, sevgili peygamberimize ait bir ifadedir. Dolayısıyla oruç kendini tutanı çok iyi tutar. Ama orucu tutmak ölçüsü nedir bunun? Her şeyin bir ölçüsü var. Bu bir gerçek. Ölçüsüz hiçbir şey yok. Kader budur zaten. Kader ölçü demektir. Allah ölçüsüz hiçbir şey yaratmamıştır. Onun için Allah kadersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Her şeye bir ölçü koymuştur. Peki ibadetlerin ölçüsü nedir? İşte bize ibadetlerin amacı ölçüsünü verir. O da nedir? Orucun ölçüsü takvaymış. Yani arsayı Metreyle ölçersiniz, arpayı kiloyla ölçersiniz, değil mi? Arpayı metreyle ölçer, arsayı kiloyla ölçerseniz ne olur? Dost doğru ölçülenseniz de yanlış ölçmüş olursunuz. Ölçemezsiniz de. Arsa kiloyla ölçülür mü? Arpa metreyle ölçülür mü? Ölçemezsiniz de olmaz da. Vezinu bil kıstasıl mustakîm müstakim bir kıstas ile ölçün diyor Rabbimiz. Yani doğru ölçmek ayrı bir şey, doğru ölçü ile ölçmek ayrı bir şey. Bu çok önemli. Onun için vicdanın ölçeceği şeyler vardır, aklın ölçeceği şeyler vardır, iradenin ölçeceği şeyler vardır. Vicdanın ölçeceği şeyi akılla ölçemezsiniz. Aklın ölçeceği şeyleri iradeyle ölçemezsiniz. İradenin ölçeceği şeyleri vicdanla ölçemezsiniz. Onun için Duygu ölçeği farklı ölçer, bilgi ölçeği, akıl ölçeği farklı ölçer mesela. Sanatı duyguyla ölçersiniz. Sanatı akılla ölçme ölçemezsiniz. Ama bilgiyi akılla ölçersiniz, duyguyla ölçemezsiniz. Benim duyguma göre bu bilgi doğru. Olmadı bu. Çünkü bilgi duyguyla ölçülmez. Onun için bana öyle geliyor ki hoşuma gitti bu bilgi. Hayır. Doğru mu yanlış mı? Bu tablo hoşuma gitti der gibi denir mi? Bu resim hoşuma gitti der gibi denir mi? Bu müzik, bu musiki hoşuma gitti der gibi denir mi? Onun için doğru ölçüyle ölçmek lazım. Rabbimiz ölçüyü nasıl tutar? Nasıl tutacağını ayet-i kerimede buyurmuş. Takva üzerinden ölçeceğini buyuruyor. Takva. Yani sonuçları üzerinden. O zaman hemen burada bir saptama yapalım mı? Hadi yapalım. Bugünkü hutbenin bir ser levhası, ara levhası olsun o da. Allah ibadetlerden ahirette bizi hesaba çektiğinde oruç ibadetinden nasıl hesaba çekecektir? Orucun nesinden? Eyvallah. Eyvallah. Kaç gün tuttuğundan değil, akşama kadar yedin içtiğinden değil. Takvasından hesaba çekecek. Leallekum tettegûn odur işte. Çünkü imtihanlar sonuçlar üzerinden yapılırlar değil mi? İmtihan odur. Dolayısıyla oruç imtihanı takva üzerinden yapılacaktır. La <laughs> alakum Takva üzerinden yapılacaktır. Önce bunun altını çizmek lazım. Bilmem anlatabildim mi? Anlamadınız, anlıyor musunuz demiyorum bakınız efendim. Eğer anlamıyorsanız bu kusur benim. Anlatamıyorum demektir. Ya Rabbi dilimi çöz, dilimden düğümü çöz diye çıktım buraya. Ama o duayı bile adam gibi etmemiş olabilirim. Eğer anlatabildimse bunun üzerine inşa edeceğim sözlerimi. Takva ne demek? Takva esasında çok kapsamlı bir kavram. Gerçek bir Kur'an idiyomu yani ıstılahı. Ve ıstılahlaştıran da bizzat vahyin kendisi. Vahiden önce takvanın bu anlamda kullanıldığı bilinmiyor. Onun için biz cahiliye şiirinin ara sokaklarında gezinerek takvayı gerçekte ne anlamda kullandığı, kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Tabi cahiliye şiirin üstüne bir de normal gündelik hayatta takva nasıl kullanılıyordu? Hazreti Ali diyor ki عند شدة الحرب اتقينا برسول الله Harp kızıştığında biz Resulullah'la korunurduk. Ha, demek ki esasında sakınmak ve korunmak. Fakat bu sakınmanın arka planındaki duygu sorumluluk. Onun içinde takva sorumluluk bilinci olarak karşılanması benim de tercihim ki bu tercihi, bu tespiti yapan ilk şahıs Toshihiko Izutsu Allah rahmet etsin ve ondan sonra ondan alan ve belki de almayan kendi müstakil bulan Muhammed Esed ve bendenizde aynen takvanın sorumluluk bilinci olduğuna inananlardan. Sorumluluk deyince dilimize kekre bir tat değiyor. Günümüzde bakınız her ne geliyorsa insanın başına sorumsuzluktan geliyor. Sorumluluk kelimesi ahlakın temeline yerleştireceğiniz altın bir kural. Onun için fücur ve takvayı karşı karşıya koyuyor Kur'an. Evet, fücuraha ve takvaha. Değil mi? O zaman fücurun karşılığı da çıkıyor. Fücur sorumsuzlukmuş. Takva sorumluluk, fücur sorumsuzluk. Eyvallah. Bu anlamda sorumluluk o kadar önem kazandı ki özellikle yeni nesilleri görünce. Görmüyor musunuz yeni nesilleri? Çocuğunuz, yeğeniniz, torununuz görmüyor musunuz? Yeni nesillerde adeta sorumluluk çamla çırayla aranır bir hale geldi. Yani yeni nesillerin meziyetleri var. Bunu takdir ediyorum. Babalarından ve annelerinden daha az iki yüzlüler. Yeni nesiller böyle. Daha çok mertler. Dobra dobralar. Yeni nesiller diplomasiyi bilmiyorlar. Böyle bodoslama söylüyorlar. Daha yiğitler. Bana öyle geliyor en azından. Yeni nesiller birinin arkasından konuşmayı pek beceremiyorlar. Babaları, neneleri çok iyi beceriyor onu. Yeni nesiller yüzüne konuşuyorlar konuşurlarsa. Ha arkadan konuşmayı internet üzerinden yapıyorlar. O da ayrı bir mesele. Ama yeni nesillerin sorumluluk diye bir problemi var ve bu problem gerçekten vahim boyutlarda. Sorumluluk Git yavrum şunu getir diyorsunuz. Getirmek için bir kapıyı açması lazım, bir elektriği yakması lazım, değil mi? Açtığı kapıyı örtmüyor, yaktığı elektriği söndürmüyor, hatta açtığı vanayı kapatmıyor. Basit bir şey. Basit bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani git yavrum diyorsunuz, süpürgeyi getir. Süpürgeyi getiriyor. Kürek nerede? Yani eğer süpürge lazımsa kürek lazımdır zaten. Anlatabiliyor muyum? Onu da getirsene. Yok, orasını düşündüğü yok. Onun için yani çok basit yerden alıyorum ben. Yani veriyorsunuz eline bir imkanı, o imkanı kullanırken bunun neticesi ne olur diye sormuyor. Zaten sorumluluğun bir parçası da sormaktır. Soruyu sormak, yani daha gelmeden gelebileceği muhtemel olan şeyleri sormak ve tedbir almak. Bu anlamda böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ben en basitlerinden bahsettim ama bunun yükseldikçe yukarı çıktıkça insanın insana karşı, insanın Allah'a karşı, insanın Resulullah'a karşı, insanın Kur'an'a karşı, insanın imana karşı, insanın dine, İslam'a karşı sorumlulukları var. Yani eşinize karşı sorumluluğunuz farklı evladınıza karşı sorumluluğunuz, farklı anne babanıza karşı sorumluluğunuz, farklı amirinize veya memurunuza karşı sorumluluğunuz, farklı çalışanınıza veya çalıştıranınıza karşı sorumluluğunuz farklı ve toprağa, suya, ekmeğe efendim karşı sorumluluğunuz farklı ve Allah'a karşı sorumluluğunuz farklı. En yüksek sorumluluğun, varlığın en yücesi olan Allah'a karşı sorumluluk. Bu anlamda sorumluluk her şeyin temeline gelip yerleşiyor yaptığı veya yapmadığı. Eğer yapması gerekirken yapmamışsa temelini kazıyın, orada sorumluluk eksikliği buluyorsunuz. Eğer yapmışsa temelini kazıyın, sorumluluk bilincinden dolayı yapmıştır. Sorumluluk duymuştur yapmıştır. Bu anlamda takva işte önümüze orucun maksadı olarak geliyor. Ve Rabbimiz oruçtan hesaba çektiğinde esasında oruç üzerinden kazandığımız takvadan hesaba çekecek. Yani imtihanımız orucun sonucundan olacak. Orucun sonucu ise takva. Bu anlamda söyler misiniz? Ramazanı 30 gün, neyse 29 ara sıra da öyle gelir. Yani Ramazanı bir ay tam olarak tutanların takvası da tam oluyor mu? İş burada düğümleniyor. Yani Ramazan'ı tuttum, bitti mantığı gerçekten de Kur'an'ın onaylamadığı bir mantık. Tasvip etmediği bir mantık. Ramazan'ı tuttum. Ramazan gerçekten sahurda başlayıp iftarda biten ve 29 veya 30 gün süren bir ritüel midir? Yoksa Ramazan bir başka amac için konulmuş muhteşem bir terbiye yöntemi midir? İlahi bir terbiye yöntemi. Nedir? Bu anlamda klasik ve geleneksel din algısıyla baktığınızda gerçekten de acınılası bir hal görüyorsunuz. Şu ekranların önümüze getirdiği Ramazan zihniyetine bakar mısınız? Ekranların bize anlattıklarına bakar mısınız? Gerçekten de insanın saçını başını yolası geliyor. Ne anlatıyorlar şimdi? Ne söylüyorlar şimdi? Koca koca insanlar oraya çıkıyorlar. İnsanların vakitlerini alıyorlar. Bir yığın emek, zahmet hazırlanıyor o şeyler. Onun arkasında bir yığın masraf var, emek var, zahmet var. Ama ne söylüyorlar? Gerçekten de sorumlu konuşuyorlar mı? Hadise bu. Konuşurken konuşmalarının sorumluluğunun altında eziliyorlar mı? Oraya çıkmışsınız. Binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca insan sizi izliyor. Allah'tan korkmaz mı insan? Hiç mi sorumluluğunun altında inlemez insan? Hiç mi şu ağızlardan çıkacak Söyleyebileceğim halde söyleyemediğim şeylerden dolayı hesaba çekeceğim, çekileceğim. Söyleyebileceğim halde söylemekten kaçındığım şeylerden dolayı hesaba çekileceğim. Daha önemli olanı söylemem gerekirken suya sabuna dokunmadan hem davuluna hem kasnağına vurarak neşiş yansın ne kebap sönsün havalarında millete uçtu kaçtı hikayeleri anlatarak veya altı boş, bomboş, sahih olmayan bir takım rivayetleri din diye naklederek milletin dinini ifsad edersem en azından ben şu programdan işte her neyse hiç tamponu vurmadan, hiç kimsenin şeyini bozmadan, rahatını bozmadan ayrılırsam bu kar bir de bizim yüzümüz görünmüş olur, şöhretimize şöhret katılmış olur diyerek ayrılırsam Allah'a ne cevap veririm diye sormak yok. Mu? ayrı bir ayrı bir dertle karşı karşıya. Yani avamın derdi, avam kelimesini sevmiyorum onu geçeyim. Sokaktaki müslümanın derdi ayrı. Sokaktaki müslümanın derdi inanın anlaşılabilir bir dert ve ben o derdi gerçekten de seviyorum da onların derdi ama sokaktaki Müslümana bakınca kendisini alim, ulema işte üstte aydın şubu zanneden, ilahiyatçı şubu her neyse sıfatı, vasfı. O zanneden insanların derdine ne demeli? Senin derdin ne arkadaş? Senin derdin ne? Bu insanların karşısına geçip de hiçbir şey söylememeyi nasıl başarıyorsun? Yarım saat konuşup da hiçbir şey söylememeyi nasıl başarıyorsun? Bomboş konuşmayı nasıl başarıyorsun? Ki bu insanlar çok şeye muhtaçlar. Çok şeyi bilmiyorlar. Öğrenmeleri gerekiyor. O insanların öğrenmeleri için sen bir araçsın. Ama sen seni öyle görmüyorsun. Çünkü sorumsuz. Eğer Ramazan'ı öyle görseydin, لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ öyle baksaydın, ayeti adam gibi okusaydın, anlasaydın, bir hoca olarak, bir imam olarak, bir müftü olarak, bir Diyanet vazifelisi olarak, bir ilahiyat hocası olarak her ne vasfınla, her ne sıfatınla çıkıyorsan onların karşısına, onların karşısına çıktığında Allah'tan titrer ve "Allah'ım sen ne dedin burada? Ya Rabbi seni anlamak ve anlatmak istiyorum." diye bir derdin olurdu. Onun için aziz kardeşlerim, bari siz anlatın. Hatta hocalarınıza da siz anlatın. İş başa düştü. Ne yapacaksınız? Siz anlatın. Neyin ki? Hocam Allah ahirette Ramazan'dan nasıl hesaba çekecek? Takvimi alacak. Açacak yaprakları. Ramazan'ın biri okey. İkisi okey. Üçü okey. Dördü okey. Beşi okey. Otuzu okey. Tamam kulum al geçtin. Böyle mi diyecek? Yoksa nerede takva? Nerede takva? Nerede sorumluluk bilinci? Sen Ramazan'ı tutmuşsun ama takvadan nasibini almamışsın. Dolayısıyla sen Ramazan'ı zayi etmişsin. Kur'an'da namazı zayi etme konusunda bir ayet var. Evet. Eda'us sala. Namazı zayi ederler. Namazı zayi etmek. Yani namaz kılmamak değil. Namaz kılmayanın problemi ayrı. Bir de namazı kılıp da zayi etmek var. Ama onun üzerinden orucu zayi etmek konusunda bir ayet yok. Fakat biz namazı zayi etmek üzerinden diğer ibadetleri de kıyas etmemiz lazım. Orucu zayi ediyoruz. Ramazan bir imtihan. Aynı zamanda bir imkan. Evet, hem bir imtihan, her imkan bir imtihan değil mi? Her imkan bir imtihan değil mi? Size açılan her kredi bir imtihan değil mi? Ramazan da ilahi bir kredi. Rabbimiz muhteşem bir kredi açmış. Ama bu krediyi kimisi götürüyor. Hani tavuk çiftliği kuracağım diye alıp da kumarda ütülenler var ya. Biraz da ona mı benziyor ne? Veyahut da gidiyor Besi ahırı yapacağım diye alıyor. Ya efendim havuz yapıyor. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Bu milletin Beytül Malinden Beytül Malinden ki o bir transferdir aslında. Para transferidir. Efendim. Yani bazı sektörleri, milletin ihtiyaç duyduğu sektörleri desteklemek için milletin hazinesinden ayrılan bir kaynak var. Sen onu götürüp Havuz yapacaksın öyle mi? Şu diye alacaksın. Ramazanı Rabbimiz takva diye verecek. Sen Ramazanı beslenme ayı diye kullanacaksın. Festival diye kullanacaksın. Sen Ramazanı zayıflama ayı diye kullanacaksın. Sen Ramazanı gülleç ayı diye kullanacaksın. Sen Ramazanı pide ayı diye kullanacaksın. Sen Ramazanı tatil diye kullanacaksın. Kullanacaksın, kullanacaksın. Her şey var Ramazanında maşallah. Bir tane şey yok o da takva. Allah da o var mı diye bakıyor. Evet. Rabbimizden dileğimiz Ramazan'ımızı takvayı getiren bir vasıtaya dönüştürsün. Amin. Rabbimizden dileğimiz takvaya erenlerden kılsın bizi inşallah. Amin. 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 Ya Mu'in. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ekulu kavli haza ve estagfirullahe ولكم التوفيق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Ya Rabbi Ramazan hoş gelir. Hep hoş gelir. Yine hoş geldi. Ya Rabbi Ramazan'ın hoş gelip hoş bulduklarından eyle ya Rabbi. Hoş gelip boş bulduklarından eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Ramazan geldi. Geldiği yeri severse bir yıl Ramazan olur. Bir yıl Ramazan olursa bir ömür Ramazan olur. Ya Rabbi ömrümüzü Ramazan eyle. Ahiretimizi ebedi bayram eyle. Amin. Ramazanın hoş gelip hoş bulduklarından eyle. Amin. Ramazanın hoş gelip boş bulduklarından eyleme. Amin. Ya Rabbi Ramazan'dan bizi memnun eyle. Amin. Bizi Ramazan'dan memnun eyle. Amin. Ya Rabbi Ramazan'ın Kur'an'ı yüreğine indirdiklerinden eyle. Amin. Bir Ramazan'la gelen Kur'an'ı yüreğimize, aklımıza, zihnimize, hayatımıza, evimize, caddemize, sokağımıza, ülkemize ve dünyamıza nazil eyle ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın hadimi eyle ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın hadimi eyle ya Rabbi. Kur'an'ın engin sularını ellerimizle susuz gönüllere yudum yudum dağıt ya Rabbi. آمين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف فقال, فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya sallu Allah ve melekleri peygamberi desteklerler. Siz ey iman edenler siz de Allah'ın ve meleklerinin desteğinin yanına desteğinizi koyun. Peygamberi siz de destekleyin. Onun getirdiği mesajı siz de destekleyin. Onun bıraktığı büyük emanet olan Kur'an'ı siz de destekleyin. Kur'anî hayatı siz de destekleyin. Kur'an'a göre yaşanmış bir hayat sizin desteğinizle yükselsin ve yücelsin. Ve sellimu teslime ve ona gönülden bir selam yollayın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammed. Kema salli teala e ve ala ala İbrahim. İnneke hamidun meşgid. Aziz kardeşlerim, Türkiye içinden ve Türkiye dışından hastaları olan dostlarımız bizlerden dua muntazırlar, dua bekliyorlar. Yer gök dua ile duruyor. Kuşlar bile dua ile uçuyor. Duanız olmasaydı Rabbimin ne işine yarardınız diyor Kur'an. Hiçbir işine yaramazmışız demek ki duamız olmasaydı. Kullar isteyene isteyince kızar, Allah istemeyince kızar. Onun için Rabbimiz istemeyenden kızıyor. Rabbimizin huzurunda kulun en esaslı duruşu dua duruşudur. Allah'a karşı muhtaç bir duruştur. Duanın tutup tutmaması tali bir meseledir. Dua etmek asli bir meseledir. Edilmiş dua tutmuş duadır. Ondan sonra duanızın gerçekleşip gerçekleşmediği füruattandır, talidir. O esasında ben Allah'ın Allah olduğunu her istediğimi vermemesinden bildim diyor ya Hz. Ali. Ben onun Rab olduğunu her istediğimi vermemesinden bildim. Her istediğini verirse belanı verir. Bazen hastalık verir, hastalık içinden şifa verir. Bedenin hasta olur, ruhun şifa bulur. Bazen bedenin hasta olur, aklın şifa bulur. Bazen bakarsınız Servetin azalır, huzurun çoğalır. Bazen de servetin çoğalır, huzurun azalır. Azaldı mı, çoğaldı mı? Kim neye bakarak karar verecek? Doğru yere bakmak lazım. Rabbim hastalarımıza şifalar versin. Amin. Rabbim sebepler halk etsin. Amin. Bedenlerinin hastalığını ruhlarına şifa etsin. Amin. Borçlularımıza edalar lütfetsin. Amin. Köşeye sıkışmışlarımıza köşelerinde kapılar açsın inşallah. Amin. Ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve men ahsenu min men da'a ilallahi ve amile salihan. Ve kâle inneni minel muslimin. Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden, yani üçüncü şahısları iyi edecek, iyiliği çoğaltacak, eylem ortaya koyandan, ve ben Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيِّيَةِ İyilikle kötülük asla bir olmaz. اِدْفَعْ بِلَّتِيهِ ahsen Tezini güzel savun. Tezini iyi savun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٌ Muhatabınla senin aranda bir düşmanlık olsa dahi tezini güzel savunursan sımsıcak bir dost kazanmış olursun. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم <عزين> Bu öyle kolay bir şey değil iki şey lazım. Biri kesbi biri vehbi. Biri gayretle elde edilecek olan, biri de o gayretin neticesinde Allah'ın vereceği olan şey. Nedir birincisi? Direniş. Hakta direneceksin. Ve tevaasav bis sabr ve tevaasav bil hakkı ve bis sabr. Hakta direneceksin ki sabır istemeye hakkın olsun. Hakta sabredeceksin. Hakta sabredeceksin. O eğer bunu yaparsan Allah da sana katından muhteşem bir pay verecek. Zu hazzın azim. Ve min billah. Yine de şeytan yakacağını yakanı bırakır diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Şeytan kimsenin yakasını bırakmaz. Evet kimsenin, peygamberlerin de yakasını bırakmamış. Görmüyor musun? Kur'an'da anlatılanlar. Görmüyor musun Yusuf'un dediğini? Evet. Ve ma uberi'u nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmam. İnnen nefsele le emmâratun su. Zira nefis. Yani insanın özbenliği, insanın güdüleri kötülüğü emreder. Dolayısıyla hiç kimsenin kendini tebrih edecek durumu yok. Ben günah işlemem, ben hatasızım, ben kusursuzum. Kusursuz kimse yok. Onun için Bakırlaniy der ki, tebliğ dışında peygamberler de masum değildir. Peygamberlerin masumiyeti vahyin tebliğiyle sınırlıdır der. Bakırlaniyimiz. Ne güzel söyler, ne harika söyler, ne doğru söyler, ne Kur'an'ı söyler aynı zamanda. Eyvallah ve imma yenzagannake mineş şeytani nezgun festaiz billah. Eğer şeytan yakanı tutmaya çalışıyor, seni kendine asker etmeye çalışırsa festaiz <laughs> billah. Allah'a sığın. Allah'a sığın. İnnehu huves semi'ul alim. Hiç şüphe yok ki Allah senin kendine sığınmanı çok iyi işitir ve senin içine düştüğün durumu çok iyi bilir. Yani Başka çaren kalmadığında yardımcın Allah'tır. Eğer çare arıyorsan Allah'a sığın. Yardımcı arıyorsan Allah'a sığın. Yar arıyorsan Allah'a sığın. Unutma, İyyâke nabudu ve iyyâke nesta'în. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyen sendin. Unutma, Allah'tan dileyeceğin yardımı, kuldan dilersen Allah'ın rolünü kula yüklemiş olursun bundan Allah'a sığınırız sadakallahul azim ekim-i <laughs>